Oldette'yiz. Rüzgar geliyor muhtemelen şu an size. İçeri geçelim veya arabada konuşuruz çıktığımızda. Evet, yolumun üzeriydi arkadaşlar. Kapanma olmadan bir geleyim bakayım istedim. Kapanmadan sonra en azından muhtemelen bu ürünler burada kalacağı için sonrasında gelebilirsiniz. Bakalım neler var neler yok. Güzel bir şey bulursam ben de almaya çalışacağım. Evet, bakalım hangi modeller var. Bizlerin iyi monaklar karşıladı. Bakalım daha neler var. Merhabalar. Bakıyorum, ihtiyacım olursa şey yaparım. Evet, tişörtler. Oh yeah. Neler görüyorum burada. Tabii burada tek beden olduğu için çok iyi. Witness'lar var. Aynen 0.3. İnanamıyorum. 34 no. 900 liraymış. LeBron. Curry. 830 normal outlet'te daha indirimli mesela bu. Şortlar. Oo. Bu çok iyiymiş. Bu hoşmuş. Bir bakabilirim. Tatlı. Bunu bir deneyebilirim. Vaynatlar. Güzel duruyor. Evet, antrenman ayakkabılarımız var. Koşu ayakkabılarımız var. Gayet güzel. Evet, 460 lira. Bir tane bulursam uygun numara aslında alabilirim bundan ya. 500 lira. Bunlar da 460 değil, 599'muş. Ama çok iyi bence. Bunlar bir satılmadı. 2 senedir bunlar duruyor burada. 499. Bunlar var. 350. Bu beyazlar alıp boyatılabilir aslında. Bayağı güzel. Evet, burada neyimiz var? Air Force botlarımız var. Evet. Aa, Zoom 92. Son fiyat bu mu? Emin değilim. 580 diyor ama daha indirimli olmasını bekliyorum şu anda. Şunun numarasını bulabilirsem. Ya bunu altta yazıyordu değil mi? Evet. Vaynat'ın olayı. Bilmeyen bunu bulamaz. US 9'muştu. 10.5 falan 11 olsaydı almayı düşünebilirdim. Şunlar da kaçmış. Şunlara bir bakalım. 8. Şuna bir bakalım. 8. Biraz küçük numaralar benim için maalesef. Birçok ama. Şurada joyride'ler var. Şurada indirimler var. Ayakkabılardan önce bir de gidip buralara bir bakalım. Bunu da arıyordum bak. Bunda olması çok iyi. 790, 779. Çok iyi. Arkadaşlar güzel şeyler var, bulabilirsiniz. Bak bu da çok harikaymış. Şöyle bakayım. 500 lira indirim yok gibi duruyor ama mükemmel ötesi. Şuraya bakalım. Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Bakayım. Evet, çok güzel şeyler var ama fiyatlar aşırı aşırı indirimli değil fiyatlar. 589. Nike Pro'lar var. Bak bu da çok güzelmiş. Her şeyi beğendim gerçekten ya. Ben özlemişim, alışveriş yapmayı özlemişim. Ayakkabı dairesine gerçekten. Bayağıdır adam akıllı büyük bir şey yapmıyorum çünkü. Yapamıyorum.
Nike'dan sipariş veremiyorum, ondan ötürü oluyor biraz. Evet, çok güzel bak. Harikaymış. Koşu için muhtemelen bu. Fiyatına bakalım bir. Fiyatı 219'muş. İndirim var mı bilmiyorum. Ekstra bakın, şu kırmızı etiketler indirimli oluyor. Hepsinde yok o. Type'lar var bir miktar. Evet, şöyle bir daha bu. Ayakkabı. Ayakkabılara bakalım. Antrenman ayakkabılarına. Biliyorsunuz incelemesini yapmıştım. Yamuk basan, içe basan varsa mesela süper bir tercih. Yine tabii indirimli ama hani beklediğimiz, işte bu dediğiniz şey yok. Evet, şurada bakalım nelerimiz var. Burası biraz daha günlüğe dayalı. Merhaba. Burası biraz daha koşu. Burası da basketbol ayakkabıları. Kargo'yu görüyorsunuz. Evet, baktığımız ayakkabılar. Çoraplarımız var deli gibi. Evet, şurada da genel birçok... bir dakika. Hemen gözümü yakalayan tepeden başlıyorum. Arkadaşlar bir tane var muhtemelen. 830 liraymış, çok iyi. Ve 700 liraymış. Keşke bundan numarası olsa, direkt yapıştırmalık ya. Bakayım, bu da 830 liraymış. Bunların numaralarını soracağım. Muhtemelen yok ama şansımı denemek istiyorum. Hatırlarsanız yeni inceledim trevleri. 600 lira. 600 lira. 700 lira. 713. Cidden iyi ya. 750. Altta React Elevation'lar var. React Elevation. Şu biraz büyük geldi gözüme. Bakayım kaç numaraymış. US 11. Bu bana olabilir. Ben bu kadar büyük mü giyiyorum ya? SE modelini almamıştım hatırlıyorsanız. Fiyatı da 1200 diyor ama fiyatı bence bu değil. Daha uygun olması lazım. Model de gelmiş. Sezon ayakkabısı gelmiş. Why Not Zero 0.4 biliyorsunuz. Evet, fena değil ha. Ne dersiniz? Bence güzel. Hoşuma gitti. Genelde burada sezon ayakkabısı pek bulunmuyor ama bunun olması güzel olmuş. Pembelisi var. 700 lira. Evet, çok güzel bence. Kaç numara? US 7. Ne diyorsunuz? Gayet iyi. Of. Evet. Bunu da bayağıdır almak istiyorum ama bir türlü. Jordan Delta. Alttaki React köpüğü çok yumuşak geliyor gözüme. Güzelmiş. Ama başka numarası olduğunu düşünmüyorum yine. Burada numara sıkıntısı var aşağıda. Evet, biraz daha büyük numaralar belki. Jumpman 2020. 2021 miydi bunun ismi? Dışarı ayakkabısı bütçeli. Jordan'ın 34'ün, 35'in bütçeli versiyonları biliyorsunuz. Çıkıyor yavaş yavaş. Evet. Bunlar dışarıda daha çok takılmak için arazi ayakkabıları var. Evet, bakalım. İşte şunlardan uzun süredir almak istiyorum. Burada bulduğuma da sevindim bunları. Hatta bunlardan arkadaşlar ID bile yaptım ama daha Nike'den elime ulaşmadı. Vision, React Vision. Çok daha rahat bir React köpüğüne sahip bunlar. Biraz daha büyük numaralara bakıyorum. 45 numara lazım bana. Ne diyorsunuz, sizce güzel mi? Yani tipi biraz canlı dursa da rahatlığı çok güzel olacak muhtemelen. Evet. Bunlar var. Low'lar var. Şunları bir sevemedik gitti ya. Ama güzel duruyor. Low biraz daha güzel duruyor bence hayındansa. 1280 lira. Kırmızısı. Turuncuyu en çok beğendim. Ne alaka diyeceksiniz. Altta da high'lar var. Görüyorsunuz. Mid'ler pardon. Mid mi bu? Mid'ler. Evet. Fena durmuyormuş bu da. Evet. Şu. Ciddi güzelmiş. Tam yaz için. 1200 lira ama. Evet. Botlarımız var. Bu da hoşmuş. Evet. Freak'leri görüyoruz. Şu çok hoşuma gitti ya. Şu cidden güzel geldi gözüme. Pembe bu sıralar ayakkabılarda bayağı beğeniyorum ama tabii bir tane bulup da alamadım hiç. Lakers. Evet. Burada biraz daha bayan ayakkabıları ve gündelik ayakkabılar var. Belki eşime güzel bir şey bulabilirim.
çok güzelmiş. Hep aynı tarza gidiyorum ama eşimin de aynı tarz 10-15 tane ayakkabısı oldu. Biraz daha farklı. Bayan arkadaşlar için blazerler var, 700 lira. Güzelmiş mesela. Aynı şekilde 700 lira. Evet, bunlar da hoşmuş, fena değil. Evet, her zamanki gibi. Biliyorsunuz eşime bunları almıştım ve aşırı güzel. Aşırı harika. Farklı bir renginden almayı hep düşündüm. Ve alamadık. Alacak o kadar çok şey olunca sıra gelmiyor. Evet, şöyle bakalım daha nelerimiz var. Son zamanlarda şunları beğenir oldum. Super Wrap'ler. Hatırlarsın Super Wrap asılını incelemiştim. Bunlar onun daha light versiyonları. Daha yere yakın versiyonları ama bunlar da gayet güzel. Biraz daha çocuk ayakkabılarına kayıyoruz. Jordan 35'lere bakar mısınız çocuk versiyonlarındaki? Oğluşum biraz büyüsün de bundan alayım istiyorum ben. Bak çok iyi. Cidden çok iyi. 5'ler var. Gayet güzel. Daha bebiş ayakkabıları da burada. Evet, kadın için bu son kalanlar, defol olanlar da burada. Çocuk için de aynı şekilde. Şuraya bakın. 5 tam ya, oğlum biraz büyüsün, bunlardan direkt yapıştırmalık. Soldier'lar. Yukarıda 720'ler bir sürü var. Air Max'ler var. Bakın şöyle. Gerçekten bence bir gelip bakmak lazım. Beğendiğiniz bir ayakkabı varsa, özellikle beyaz, alınabilir. Daha sonra hani renklendirilebilir. Mesela eşime aynısını almıştım. Hani defosuz aldım. Buradan almadım ama mesela buradan bence alınabilir. Bak biraz denenmiş gibi, pis gibi. Ne kadar mesela bunu almak isteseniz? 300 lira. Arkadaşlar 300 lira. Instagram ayakkabısı alamıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bence çok mantıklı ve çok güzel olabilir. Biraz dediğim gibi pis sadece. Evet, bakalım daha neler var. Eşime bir şey bulabilir miyim? Hatırlarsınız eşime buradan bunlardan denemiştik ama almadık. Sonra çok pişman olduk. Sonra gidip başka yerden aldık falan. Mesela siyah mantıklı olabilir. Eşimin tarzı değil pek ama. Evet bayan arkadaşlar, içinde güzel şeyler var. Lumberjack'ler var. Lumberjack de Nike'ın birebir neredeyse aynısı gibi. Fakat markası farklı oluyor. Şurada göstermeye çalışayım. Mesela işte 250 liralıklar falan var. İşte bayan ayakkabıları yine aynı şekilde. Şortlar, tişörtler. Arkadaşlar ben galiba o şeyi deneyeceğim. Ayrıca toplar da var tabii ki bir sürü. Mesela dışarıda oynamaya biraz daha dominate uygun olan toplardan var. Evet, bakalım. Bu şekilde. Bir şunların şeyini soracağım. Var mı diye. Bir de şortu denemek istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Böyle engineered şortu. Benim favorim oldu. Biraz daha tekstil ürünlerine bakacağım. Evet, gayet güzel. Ne diyorsunuz? 350 lira. Normalde 480 lira fiyatı var. Evet, çok indirimde mi? Değil. Başka yerde bulabilir miyim? Bulabilirim. Ama bulsam başka yerde, başka şeylerde bulunca bunu alamayabilirim. Kafamızda deli sorular. Bir tane L'sini deniyorum arkadaşlar. Bu neymiş? S'ymiş. Bir dakika. Evet. Bir tane L'sini deneyelim. Şöyle bakıyorum, güzel olacak gibi. Şimdi hiç iş kıyafetlerimle gidecek gibi durmuyor ama. Şuralara da bakmadık. Şuralara biraz bakabiliriz. Ne var ne yok. Bunlar harika duruyormuş. 400 lira. Evet ya, benim gözüm şu Y-Nut'larda kaldı arkadaşlar ya. Hani al sat yapan varsa. Gerçi bunlar hiç giyilmemiş olsa dahi 460, giyilmiş gibi bir halleri var ama mesela üstüne biraz böyle boyama yaptırıp çok güzel kullanılabilir gibi düşünüyorum. Bayağı hoşuma gitti. Şunlar 2 senedir burada olduğu için renkleri bayağı bir kaymış. Ama fiyatları pek kaymamış. Fiyatlar hala fiyatlı. Evet, durum böyle. Şunu bir deneyelim. Deneme kabinleri o taraftaydı. Denedikten sonra fikrimizi söyleriz. Haydi bakalım. Fena olmadı. Ama iş kıyafetleriyle geldiğim için çok da anlayamadım.
Ama alıyorum arkadaşlar. Ya güzel indirim var. Bir de beğeniyordum bayağıdır da. Eve gidince bir daha detaylı bakabiliriz ama şu paketleri, poşetleri falan gayet güzel. Ben şimdi Ekrem'e oluşma ayakkabı bakalım. Ondan sonra da çıkış yapalım. Evet, aynısının mavisini giyiyor. Yine buradan almıştık yanlış hatırlamıyorsam. 22 numara alacağız. Numaraya bakar mısınız? 22. Evet. Evet. Bunu birçok yerde de görüyorum. Daha şekil şükür bir şey. Bakılabilir. Fiyatını merak ettim ama. Fiyatı 589'muş. Maalesef çok da uygun değil. Ama daha böyle efil efil, daha hafif hafif güzel bir şey. Şık da durabilir. Burada güzel jogger'lar var arkadaşlar. Fiyatları da fena değil. Yine bu Engineer'in 480. Acaba dedim bunu mu alsam? Pardon, 750'ymiş ya. Pahalıymış. Niye ben 480 gibi gördüm? Şu muydu? 670. Ama güzel şeyler var. Ortasında bu şekilde genelde indirimli olanlar var. Fena değil, güzel. Oo çok iyiymiş. Medium 850 lira. Bunlar internette kalmıyor bile arkadaşlar Nike'da. Large olsa şu an bunu direkt düşünebilirdim. Çok güzelmiş. Kalınlığı falan harika. Şu yumuşaklığı yumuşaklığı. Bayıldım. Çok güzel Jordan ürünleri var arkadaşlar. Şuraya bakın. Ne kadarmış, hemen fiyatına bakıyorum. 740. Yani aşırı indirimli değil kesinlikle. 350 mesela biraz daha. Ama çok sade bir şey. Bir beden bulmak lazım tabi. Bunlar da çok güzelmiş. Bunlar da harikaymış. Tech fleece'ler. Windrunner'lar. Şurası falan. Uf. Her şey canım çekiyor. Yaz aslında hani geldi diyorsunuz ama bir dahaki sene için alınabilir. Bir dahaki sene çünkü gelecek 2000 liradan gelecek. Mesela 500 liraymış. XXL'çmış. Mesela şunu direkt alabilirmişim. Yani. Şuraya bakın. Çok iyi değil mi? Altta falan. Harika. Durun biraz daha detaylı bakayım. Şurada L. Şuna bir bakayım ya. 780 liraymış. Bir tık daha uygun olsa diyorsunuz değil mi? 1030. Yani neredeyse %30 gibi aşağı yukarı tüm ürünlerde var. İndirimler. Bu da çok güzelmiş ya. XL. L'si olsa arkadaş. Hiç tam bedenim yok. Bunu mesela ben Nike'ın sitesinde gördüm. Almak istemiştim. Bu özel Mount Insight mı ne, öyle bir şeydi ismi de. Aynen bakın, onun siyahı da var. Bu da XL. İşte XL de çok büyük gelecek. Aslında 450-500 liralar. Ooo işte benim şeyim ya. Şuraya bakın. Bunu cidden almayı da çok istemiştim. 600'den 450'ye düşmüş ama yine XL. Hep XL var ya. Deneyeceğim arkadaşlar. Şunu bir deneyeceğim bir daha. Çok hoşuma gitti. Şuraya bakın. XL 450. 450 aynı üründe varlar. Small. Cidden iyi ya. Lakers. Çok iyi. Çok Jumpman. Oo şuraya bakın. Altı beyaz falan. Bunlar hep Nike'ın sitesinde benim böyle kovaladığım şeyler. İndirim yokmuş bunda. Uf, çok iyi değil mi? Flight logosu var. Sade ama şekil olanlardan bir tanesi. 930 liraymış. Evet, onlardan birkaç tane daha var. Bu şekilde çok güzel şeyler varmış. Gözüm şunda kaldı ama ya. Süper bir şey. Medium. Denesem mi bilemedim. Evet. Şunu da bir sonraki seneler için bir denemek istiyorum ya. Hadi bunu da bir deneyelim. Evet, dayanamadım. Şuna da bakacağım arkadaşlar. 780 lira bu. 450 lira bu. Yani bunun üstü müstü. Acayip kaliteli. Değişik bir şey yani. Normaldeki fiyatı da 1040 liraymış. L bu. XL bu. Hani bu olursa hani hem uygunluğundan ve bayağıdır da arıyordum bunu. Hatırlarsanız bunun altının beyazını almıştım ben. Üstü kalmamıştı çünkü. Hani istek listeme eklemiştim favorilerime. Ama anında bitmişti. Şimdi şu ikisine bir bakalım. Bir daha deneyelim. Ondan sonra belki birini alırsın. Evet, bu şekilde oldu. Fena değil de şu alttan çok açılacak diye tedirginim ama gayet güzel oldu ya. Ne diyorsunuz ya? İş kıyafetleriyle de hiç olmuyor aslında ama. Omuzlar hafif böyle oversize gibi oldu. Ama bu desen bence çok yakışıyor.
böyle montlarımın altından falan da çıkması tatlı olabilir kış için. Şurasının kalınlığı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani hiç de öyle çok açıkmış gibi de olmadı, gayet kapattı. Galiba şu an bunu alacağım en kötü ihtimalle. Bir de diğerini deneyeyim bakayım. Çok güzel oldu ya gerçekten. Şu Jumpman logosu mogosu. Kalitesi de harika zaten ya gerçekten. 450, bir de şöyle düşünüyorum diyorum ya arkadaşlar. Seneye bunu almak istesem ne olur? Let's go. Let's go. Mutlu oldum yine. Evet, bu da böyle oldu. Fena değil. Ayrı bir dünya arkadaşlar. Böyle resmen gerdirebiliyorsunuz. Akıcı bir kumaş. Ama diğerinden sonra çok mu kısa oldu acaba? Onu anlayamadım. Yine zaten direkt oversize gibi tasarımı var. Arkası markası. Ah keşke eşimle gelseydim ya. Bilemedim hangisini alsam, nasıl yapsam. Şunları... Çok da güzelmiş ama kumaş mumaş yani ekstra. Bu da engineered. Aldığım short da engineered'ti. Gerçekten bu da çok efsane. Ve şu şekilde de olması bilmiyorum. Ya ikisini de alasım geldi aslında da. Çok harika. Bu da güzel oldu. XR'ca göre hiç beklemediğim bir kalite güzellik verdi. Bu da çok yani sweat gibi. Hoodie'msi değil. Bilemedim. Bakalım. Düşünelim. Evet. Dayanamadık aldık yine. Dayanamadık aldık yine. Şimdi koyduk. Askerliği aldım arkadaşlar. Ve diğer şortu aldım. İkisi neredeyse bir tane o hoodie fiyatı yaptı. Yani ihtiyacım da çok olmadığı için ve askerliği de sezon başından beri istediğim için bunu tercih ettim. Hadi arabaya geçelim. Son kapanışı yapayım. Bu arada çok soruyorsunuz neresi neresi diye. A City Premium Outlet diye geçiyor arkadaşlar burası. Daha önceki videolarda da birçok defa yapmıştım. Ay ay ay. Sıcak. İyi sıcak var. İyi sıcak var. Konyamızı şey yapalım. Evet. Güzel bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Gayet mutluyum. Gayet huzurluyum. Eğer çok sesli konuşamadıysam özür dilerim. Çevremde çok insan vardı. Öyle olunca hoşuma gitmiyor. Yani sakin sakin yavaş yavaş konuşmayı tercih ettim. Kusura bakmayın. Eşimle gitmeyi özledim böyle yerde. Keşke eşimle gelseydim dedim zaten. Uzun süredir de onunla böyle videolara çıkamıyoruz, gelemiyoruz. Onun da kendi yoğunlukları oluyor. Artık yapacak bir şey yok. Umarım yine de beğeniyorsunuzdur. Elimden geldiğince güzel çekmeye, en azından çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz aile kanalım da var. Daha çok artık oraya yükleniyoruz. Burada da yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hem pandemi, iş güç, işte şu anda Ramazan ve şu anda tekrar kapanmalar da girdi. Çok zorluyor arkadaşlar. Gerçekten hani spor yapmak bile zorken ben ayakkabı kısmına yönelmeye çalışınca oldukça zorlanıyorum. Ha, severek yapmanın güzellikleri. İşte şu an aşırı mutluyum yani yaptığım iki tane, aldığım o iki ürün. Günümü gün yaptı. O şekilde gayet keyifli, güzel bir alışveriş oldu. Şöyle kapatayım. Of, ama böyle olunca da insan çok bunalıyor. Şöyle açsam nasıl olacak? Evet, A City Outlet, Premium Outlet diye geçiyor burası. Yani aslında mağazalar normal Nike mağazası, işte Gap var mesela çok geldiğimiz burada. Oralar gibi bir tık da indirimli olabiliyor. Sezon ürünleri bile indirimde bulabiliyorsunuz. Buranın en büyük sıkıntısı arkadaşlar numara kalmıyor. Yani küçük ve büyük numara giyenler bence buraya gelmeli. Bazen işte 49-50 numaraları bile görüyordum. Şimdi çok dikkatimi çekmedi gerçi. Veya küçük numaralar var. O gösterdiğim işte Why Not'larda, diğerlerinde falan güzel şeyler var. Numaraları oldukça küçük. Gelip bakabilirsiniz. Bir tane ayağım uygun olsaydı Why Not'ı alacaktım. O beyazların üstüne böyle hatırlarsanız KD12'ye yapmıştım. Çok güzel Deadpool resmi çizdirmiştim. Farklı farklı şeyler çizdirebilirsiniz. Motolar yapabilirsiniz. NBA oyuncuları yapıyor biliyorsunuz. Kendilerine özel olmuş oluyor ayakkabı. Beyaz ayakkabılar bence en güzeli bu tarz şeyler çizdirmek için veya siyahlar. Çok fazla ürün yoktu maalesef. Şunu söyleyeyim, asıl zaten video çekme amacım oydu sonrasında siz gelirsiniz diye. Sonrasında gelseniz dahi bunları bulamayabilir misiniz arkadaşlar? Şu an diyor abi bugün kapatacağız diyor. Çalışanıyla konuştum. Hepsini diyor tekrar göndereceğiz Nike'a geri diyor. Ve diyor yeni ürünler gelecek, bu kapanma sonrasında yeni ürünler gelecek. Muhtemelen diyor fiyatlar daha pahalı olabilir. Muhtemeldir, zaten her şey daha pahalı geliyor, gelecek, öyle düşünebiliriz. Fakat bence direkt kapanma sonrasında buraya bir gelin bakın. Çünkü her şeyin İlkine siz dokunmuş olursunuz. Ben de gelmeyi düşünüyorum. Unutmazsam video yapmayı yine düşünüyorum. Hatta kapanma sonrası nasıl diye. Birkaç ürün belki yine alırım. En azından mesela beğendiğim birkaç çok şey oldu. İşte o hoodilerden falan. Hele ki o bir tane hoodie vardı. 800 küsürdü fiyatı ama gerçekten mükemmeldi Jordan'ın. Onun mesela bedeni yok. Medium vardı. Large olsa kesin kes almak istiyordum onu. Gibi. Yani belli şeylerin ilk bedenini siz bulmuş olursunuz. Belki o duvardakileri yenilerler. Daha farklı şeyler koyabilirler. Emin değilim. Defol ürünler
gelir mi yoksa teslimat esnasında mı belli oluyor? Orasını da bilemiyorum, iç işleri nasıl. Ya durum böyle, güzeldi, tatlıydı fakat fazla ürün yoktu. Ayakkabı noktasında numara yoktu çünkü. Ama işte üst baş, eşofmanlar çok güzeldi, hoodiler harikaydı. Yani sezon sonu olduğu için bence en mantıklı zaman şimdi almak. O askerli arkadaşlar 460 lira fiyatı vardı üstünde, indirimli fiyatı. 420'ye düşmüş kasada, 20 lira, 40 lira daha düştü. Yani 420 liraya aldım, neredeyse %40'a yakın indirim olmuş oldu. Çok güzel, ben bunu Sneaksup'tan veya diğer yerlerden işte çok aradım taradım. Yani bir türlü denk getirememiştim. İndirimli fiyatını denk getirememiştim. 669 lira gibi bir fiyatı vardı. Durumlar böyle yani, çok keyifli güzel bir alışveriş oldu benim için. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mutlaka gelin bakın. Artık gelemeyeceksiniz biliyorum, yarından itibaren, yani bu akşamdan itibaren kapanmış olacağız. Ama kapanma sonrası o birkaç gün içinde, bir hafta içinde buraya da gelin. Natavega'ya da gelin. Yani ikisini arka arkaya videolar yapmak istiyorum. Biraz zaman ayırabilsem harika olacak. Umarım kapanma bittiği zaman hafta sonları da açılırız. Öyle olunca anca ben gelip gidebiliyorum. Veya böyle öğlen teneffüsümde, öğlen aramda sizin için, öğlen teneffüsü benim için öğlen arası anca yapabiliyorum. Şu an koştur koştur mesela ofise gitmem lazım. Ofisime çok yakın bir yerde olduğu için de buraya gelebiliyorum. Natavega'ya gitme şansım pek olmuyor çünkü. İş çıkışı anca gitmem lazım falan filan. Zorluklar olmuş oluyor benim için. Hani hafta sonu yasak olmazsa hafta sonları daha güzel çekimler yapabilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Evde belki üstümü altımı bir giyip bir sahne daha ekleyebilirim bunun sonrasına. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Desteğinize ihtiyacım var. Biraz motivasyona ihtiyacım var. Yeni ve güzel videolarda karşınıza gelmeye devam edeceğim. İncelemeler, kargo açımları olacak tabii ki. Onları kaçırmamak için kanala abone olup o zil işaretine basmanız lazım. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı dersi bugünlük. Ya.